Siz bizi bırakın da kendi acınası halinize bakın. Hileyle kazandığınız galibiyetle övünüyorsunuz. Yazık. Yine mi ya? İstiyorsan yine doping testi yapalım. Alıştık nasıl olsa. Hayır. Burada ne bulacaksınız gerçekten çok merak ediyorum. Bileğimizin hakkıyla kazandık. Herkes gördü. Bizim hileye falan ihtiyacımız yok. O zaman niye bu kızın midesine kramp girdi? Canım zayıflıktandır o. Mas güreşinde de yenildiniz. Demek ki biz sizden daha kuvvetliyiz. Haklı olabilirsiniz. Mangala ve okçuluk gibi zeka gerektiren oyunlarda da pek bir şey yapamadınız çünkü. Misal bir bilgi yarışması olsa ağlatırız sizi, ağlatırız. Sen bizi aptal mı demek istedin? Öyle bir hata yapmazsın diye düşün. Asıl hatayı arkadaşlarıma bulaşarak yaparsın. Bence dikkatli ol. Dikkatli olmazsam ne olur? Sonsuz sabrım olmadığını görürsün. Ve çok pişman olursun. Pişman etmeyelim sakın. Dikkat dikkat. Pençe ve Mavi Ay üyeleri müdürün odasına bekleniyorsunuz. Ya arkadaşlar ben korkmaya başladım. Bu müdür bizi mi izliyor ya? Hemen. Hocam ilk önce onlar başla. Ya ne alakası var ya? Bize aptal dediler hocam. Hocam kuru iftira. Hocam beni biliyorsunuz, dayımı tanırsınız. Ben her zaman örnek bir öğrenci olmuşumdur. Pardon, sen mi örnek öğrencisin? Gerçekten hiç güleceğim yoktu. Bütün kasabayı çeteleştirdim be. Hocam ben size söyleyeyim, bunların niyeti iyi değil. Evet, evet hocam. Kendileri hocam. Böyle niyet mi olur hocam? Yalan söylüyorlar. Yalan mı söylüyor? Hocam ne diyorsun? Konuşuyorlar. Yalan mı söylüyorum? İyi mi izlediniz? Kendileri hocam. Sen ne konuşuyorsun ya? Sana ne? Yeter. Sizin yüzünüzden emekli olacağım çocuklar. Evladım, çocuğum. Bir kere de beni dinlemeyi öğrenin. Ha şöyle. Şimdi aranızdaki karşılaşmaları keyifle takip ediyorum. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Aman efendim. Biz zaten ne zaman buraya gelsek bir tebriğinizi alıyoruz. Bu turnuva bana bir fikir verdi. Alim Cezeri Koleji, isminden de anlaşılacağı üzere bilim ve kültüre ziyadesiyle önem veren bir okul. Gayet tabii. Dolayısıyla bu okulun bir zihin takımı olmalı. Ve bu zihin takımını da kurmak için en iyi yolun bir bilgi yarışması düzenlemek olduğunu düşünüyorum. Allah'ım, hiçbir duam bu kadar çabuk kabul olmamıştı. Yalnız bilgi yarışması derken ne tür bilgilerden bahsediyoruz hocam? Canım derste öğrendiklerinizden genel kültür işte. Ne diyorsunuz? Çok iyi düşünmüşsünüz müdür bey. Biz varız. Bizim için de uygundur efendim. Güzel. Çok güzel. Vay arkadaş! Keşke başka bir şey dileseymişim ya. Meğersem o da gerçek olacakmış. Acaba bir hakkım daha var mıdır? Hayrola Cenk? Neden keyfin kaçtı canım kardeşim? Ben de onun yerinde olsam keyfim kaçar. E bunlar kaslarını kullanmaya alışkın. Beyinlerine değil. Kullanılmayan organ körelir tabii. Elif vurdu, gol oldu. Vurdu deyince aklıma dünkü halin geldi. Hani şu yerde süründü. Ben sizinle her koşulda kapışmaya hazırım canım. Okumayı tam 4 yaşında söktüm. O günden bugüne kadar 937 tane kitap okudum. Ve hepsini ezberi biliyorum. Ezbere. Biz ezbere dayalı eğitime karşıyız. Bence siz şimdiden ağlamaya başlayın ki gözyaşı pınarlarınız birazcık durur. Yarışma günü herkesin önünde ağlamak zorunda kaldım. Bence yürüyün. Gerçekten o kadar kitap okumuş mudur ya? Okusa ne olacak kardeşim? Onlar da Bora var Bora. Bak Bora'yı nasıl ever? 2 günde uzayıp atlatır vallahi. Biz yine de kibre kapılmayalım.
biraz çalışsak iyi olur. Hadi.